Sen Eyşan dayıyı bir karar vermen lazım. Ya batıracaksın ya çıkaracaksın bu adamları, değil mi ha? Sonuna kadar aynı oyunu sürdüremezsin yani. Ben ne yapacağımı bilmiyorum artık dayı. Ne değişti? Dayı. Ha. Sen ilk kızın olduğunu öğrendiğinde senin için ne değişmişti? Vallahi ne diyeyim bilmem ki. Yani köklerimden koparılmış gibiydim. Gövde yerinde duruyordu ama çatır 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 diyordum. Nefes alamıyordum. Ama kaç sene görmedin sonra? Yabancı biri gibi değil miydi sana? Bilmeyene anlatılmaz yeğen, anlatılmaz. Kurumuştum, kararmıştım. Sonra geldi, nefesini üfledi bana doğru. Yaşa artık benimle dedi. Bilmeyene anlatılmaz ya. Çocuk her şeyi değiştirir. Burası mı? Şurada, iki ev aşağıda. Faruk Toz. Bu adam işte. Hikaye ne? Hikaye, 2 sene önce bu kardeşle ortağı Bükreş'e fuara gidiyorlar. Büyük bir iş kapmışlar. Kutlama, eğlence. Odalarına gidiyorlar. Sonra bu kalkıyor sabah, ortak açmıyor kapıyı. Görevliye açtırıyorlar. Sonra burada gazeteler ertesi gün yazıyor. Ortak sapkın partiden sonra yatağında ölü, kalp krizi. Bu herif üstünü örtüyor skandalın, savunuyor ortağı, çocuklarına sahip çıkıyor, yanına alıyor, iyilik meleği. İşin aslı? İşin aslı oradakilerle anlaşılmış. Otel, adli tabip falan çevirmişler. Ortak yatağında ölmüş ama işin aslı 2 kurşun göğse, biri kafaya. Paylaşmayı sevmiyor arkadaş. O kapattıkları işle zengin oluyor, kendi başına. Kimsenin ruhu duymuyor. Nasıl ikna edeceksin? Basit. Anlattıklarını anlatacağım. Şimdi 2 seçeneğiniz var Faruk Bey. Alabilir miyim? Ya burada karınız, ortağınızın oğlu, herkes tatsız bir hikaye duyar gider ayak. Öldürürüm seni. Ya da soracağım basit soruya cevap verirsiniz. 2 saniye. Hiç gelmemiş gibi oldum. Hangisi? Hızlı düşün. Ne soracaksın? İşi yaptırdığın adama. Nasıl ulaştın? Öğrendin mi?